Merhaba arkadaşlar, ben İdris Çelik. Videonun başlığında da gördüğünüz gibi yeni bir silah aldım arkadaşlar. Kuru sıkı bu arada. Bunu sizlere de göstermek istiyorum. Yeni silaha geçmeden önce eski silahımı bir göstereyim arkadaşlar. Önceden bende bu vardı. Yaklaşık 20 sene önce falan arkadaşım hediye etmişti. Hatta bakın ucunda kırmızılık falan yok. Önceden herhangi bir av bayisine gittiğinizde böyle direkt sakız alır gibi silah alabilirdiniz. Kuru sıkı silahlardan bahsediyorum. O zaman öyleydi. Daha da bir gerçekçi, o kırmızı noktası yok bunda. Bunu taşınırken kaybettim. Nereye gitti bilmiyordum. Yeni buldum bu silahı daha ben, kutuların arasında. Ama şarjörü hala kayıp. Aradım, bulamadım da eski bir silah. Voltran Frat Compact adlı şöyle eski bir silah. Buna şarjör bir türlü uyumlu bulamadım. Dedim yeni tarz silahlardan bir tane alayım. Sonra araştırdım ki bazı prosedürler gerekiyormuş bununla ilgili arkadaşlar. İşte emniyetten izin falan gerekiyormuş. Öncelikle arkadaşlar emniyete gitmeden önce 40 lira Türk Polis Teşkilatı'nı Kalkındırma Vakfı'na yatırmanız gerekiyor Ziraat Bankası'ndan. Havale veya bankamatikten kabul etmiyor arkadaşlar. Yapmanız gereken şey vezneye girip bildiğiniz o şey makbuzu almanız gerekiyor. Onunla beraber bir tane de resim gerekiyor arkadaşlar. O resmi de alıp bağlı olduğunuz ilçe emniyet müdürlüğüne gideceksiniz. Ben kağıthaneye bağlıyım. Oraya gittim, bir tane form doldurttular. Kimileri yazmış böyle sizi arayacaklar, birkaç gün sürüyor, birkaç hafta sürüyor. Öyle bir şey yok. Yani formu doldurdum, baktılar bilgisayara, belki sıra yoktu diye. Tamam, gidip alabilirsiniz dedi, sizin açıldı şey, izin gibi bir şey oluyormuş. Onu av bayileri görüyormuş, ona göre satış yapıyormuş. Yoksa yasak. Hemen açıldı ama o gün gitmedim. Sonradan gittim. Dediğim gibi bu silahtan bu biraz eskidiği için hem de şarjörünü bulamadığım için yeni bir tane almak istedim, modern bir kuru sıkı. Bu da bayağı güzel. Tutuş hissi olarak falan, gerçekçi silah olarak işte tetiğidir, şu şekilde namlusunu falan gayet güzel düşüyor. Tetik ağırlığı gayet iyi, emniyetleri falan. Tam bir gerçek silah gibi. Ondan sonra arkadaşlar dediğim gibi bunu sonradan araştırayım diye ayırdım kenara bunu. Güzel bir silah. Gerçekçilik olarak hala ben bunu daha çok seviyorum. Buna da bakacağım. Emniyete gittim, alabilirsin dedi. Birkaç gün sonra cumartesiye denk geliyordu. Sonra gittim av bayisine arkadaşlar. Şu şekilde baktılar bilgisayardan. Şu şekilde arkadaşlar silahımı aldım. Emniyet size zaten şey yapıyor, izin veriyor, gidiyor, onlar bakıyor. Sonra seçiyorsunuz silahı. Ben şöyle bir silah seçtim. Şu şekilde. Şunu şu tarafa koyalım. Şöyle bir silah arkadaşlar. Zoraki 4918T modeli. Benim seçtiğim bu. Alt taraf polimermiş. Böyle plastik gibi bir şey. Tam ağırlığı var ama yani şundaki bu metal gerçek silah ağırlığı yok bunda. Bu da fena değil ama dediğim gibi biraz modern bir şey olsun. Hem de bunun şarjörü kayıptı. Bu gayet iyi. Şarjörü falan da kendinden geldi. Bir de uyum sorunu yok. Bunlar yeni nesil silahlar olduğu için gayet güzel. Av bayisine gittim. Bu 2500 TL'ye aldım. 19 Ekim'di yanılmıyorsam. 2023 itibariyle 2500 liraydı. 100 lira bir pazarlık oldu. Düştü 100 lirayı. Aldım. Bir kutuda şöyle bir mermi aldım. 50 tanelik. 150 lira. Tanesi 3 liraya geliyor. Pak marka bir mermi. Ben bilmiyorum yani iyi mermi mi kötü mermi mi. Onu getirdi adam. Üzerinde bu silahlara özel yapıldığı diye yazıyor. Sıkıntı yok. Daha hiç ateşlemedim arkadaşlar silahda. Tarlaya hafta sonu gittiğimizde bir abimizin oraya gidecektik yazlığa. Orada ateşlerim. Meskun mahallede biliyorsunuz sıkıntılı. Benim yaşadığım yerde kalabalık bir yer. İnsanlara rahatsızlık vermek istemiyorum. Tarlada bunu ateşlerim. Neyse denemesini yaparım. Belki videoda çekebilirim. Makine güzel. Bunun da aynı şekilde iç aksamı. Bakın burası krom şeklinde. Güzel, sağlam. Deminkinin siyahtı.
emniyeti var, sökme yerleri falan var, çift emniyeti. Gayet iyi bir silah. Tetiğini de şöyle düşürelim arkadaşlar. Şöyle bir tabanca. Silahı beğendikten sonra arkadaşlar alıyorsunuz silahı. Yanında iki tane kağıt veriyorlar. Fatura ve bir de alım belgesi gibi bir şey. O kağıtla beraber silahınızı da bir ay içerisinde emniyete, yani size izin veren o ilçe emniyete götürüyorsunuz. Onlar size şöyle bir kart basıp veriyorlar. Resminizin olduğu, silahınızın modeli, seri numarasının yazdığı. Böyle bir kart da veriyorlar. O karttan sonra artık her şey resmi ve yasal. Bunu meskun mahal dışında kullanabilirsiniz insanlara bir rahatsızlık vermeyeceğiniz sürece. Bir de tebligat kağıdı imzalıyorsunuz, orada size veriyorlar. İşte size bu silahın kullanımıyla, taşınmasıyla ilgili şeyleri belinize takamazsınız. Şu şekilde arkadaşlar, kırmızı bir şey var, bunun kuru sıkı silah olduğunu gösteren. Bunu asla silemezsiniz. Gerçi kendi kendine boyası kalkıyor, bilmiyorum nasıl silinmeyecek ama. Bunu silemezsiniz, belinize takıp taşıyamazsınız, yasak. Çantasında nakil yapabilirsiniz bir yerden bir yere. Yahut arabanızın da bagajında olacak. Şarjör boş olacak. Yani anında böyle erişip işte birilerine tutmayacağınız şekilde olacak. İstediği bu emniyeti. Onun gibi şeyler yazıyor. Bunları zaten bizi tanıyorsunuz. Öyle şeyler yapmayız arkadaşlar. Bu zevk için ben seviyorum silahları ama hani böyle dışarıda insanları rahatsız edeyim gibi bir derdim de yok. Birisi görsün falan diye bir derdim de yok mahalleden. Aslında istemem bile mahallede böyle bir şeyin bilinmesini. Bu şekilde bunu Silivri'deki tarlaya gittiğimde ateşleyeceğim. Çekebilirsem de çekerim videosunu. Performansı nasıl? Atış hızını deneyeceğim seri şekilde, şu şekilde. Ona göre fikirlerimi söylerim size de arkadaşlar. Çantadan şu şekilde bir tane harbisi çıkıyor. Bir işe yarayacağını zannetmiyorum bunun. Zaten şurası delik kapalı, burada vida gibi bir şey var. Buradan içeri girmiyor. Arka taraftan şu demir kısmını sökerek yapabiliyorsunuz. Sökmekle uğraşmayacağım şimdi. Ben kullanmayacağım bu harbiyi. Normal bezle temizlerim, yağla falan. Bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor arkadaşlar. O kadar. Bir de şöyle rütübete neme karşı bir şey herhalde, bilmiyorum ne olduğunu. Bu şekilde bu silahı kutusuyla taşıyacaksınız. Silahı beğendim, güzeldi. Bir de ateşlemesini görürsem tam olacak arkadaşlar. Biraz hevesim var. Bakalım bu cumartesi gidebilirsem gideceğim. Buna da bilmiyorum, internetten bulabilir miyim? Şarjör bulursam dediğim gibi bunun tutuş ve gerçekçilik hissi daha güzel. Bu kabzası vesaire her şey plastik olduğu için biraz daha böyle sanki oyuncak silah gibi. Çünkü ağırlığı da yok. Tetik ağırlığı neredeyse hiç yok. Yani şöyle açayım. Tetik ağırlığı neredeyse hiç yok. Şimdi boşa tetik düşürmek de istemiyorum ama düşsün ne olacak. Bu daha güzel tetik ağırlığı. Gerçekten hissettiriyor ateş ettiğinizi. Bu şekilde arkadaşlar, size de göstermek istedim silahı. Belki ilgisi olan, almak isteyenler varsa prosedürleri de bilirler. Dediğim gibi 40 lirayı yatırıyorsunuz Türk Polis Vakfı Güçlendirme Vakfı'na. Bir tane resimle ilçe emniyetine gidip başvuruyorsunuz. Onlar izin veriyor. Ondan sonra av bayisinden silahınızı alıp faturalarla beraber tekrardan emniyete gelip silahınızı kaydettiriyorsunuz. Tabancada olacak. Mermilere gerek yok arkadaşlar. Bu kartı alıyorsunuz ve artık sizin de bir kuru sıkı silahınız var. Herhangi bir sabıka kaybınız ve kaydınız vesaire bir şey olmaması lazım. Yani sicilinizin temiz olması lazım. En azından ateşli silahlarla alakalı. Bir de dediğim gibi şurayı asla kazımayın arkadaşlar. Bunu hani kimileri böyle beline falan takıyor, korkutmak ya da caydırmak için, veya insana tutarsınız. Adam gerçek zannedebilir, çeker vurur, sizi vurur. Kötü olur bu arkadaşlar. Böyle şeylere de kalkışmayın. Bu bir kuru sıkıdır, ses içindir. Düğünlerde ne bileyim öyle zevkini ateş etmek isterseniz meskun mahal dışında yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben de seviyorum. Silahlara karşı ilgim var. Bilen biliyor bunu zaten. Bu şekilde anlatmak istedim arkadaşlar. Ben İdris Çelik. İzlediğiniz için teşekkür ederim.